rutubeti engellemenin ve rutubetten dolayı olan lekelerden kurtulmanın doğal çözümleri. Duvar ve tavanlarda meydana gelen o kirli görüntüler, dolap içlerinden gelen nemli kötü kokular, giysilerimize bile sinen o garip koku, rutubet. Bunlar size tanıdık geliyorsa rutubet sizin evinizde de var demektir. Görüntü ve kötü kokusunun yanında sağlığa da zararlı olan rutubeti azaltmanın ya da önlemenin birçok yolu bulunuyor. Rutubeti yok etmek için en etkili yöntem dış cephe yalıtımı yapılmasıdır. Ancak yalıtım yaptıramıyorsanız alacağınız önlemlerle de rutubeti önleyebilirsiniz. Öncelikle her gün mutlaka evdeki tüm pencereleri açarak hava ne kadar soğuk olursa olsun günde en az 5 dakika evinizi mutlaka havalandırın. Bunun yanı sıra yemek yaparken yaptığınız yemekten çıkan buharın evin içinde kalmasına izin vermeyin. Mutlaka davlumbaz ya da aspiratörün havalandırma kısmını kullanın. Eğer aspiratör ya da davlumbaz yoksa yemek yaparken de mutlaka pencereleri açın. Kaloriferlerin önünde mobilya olmamasına, perdenin kaloriferi tamamen kapatmamasına, kaloriferlerin üzerinde herhangi bir şey kurutmamaya özen gösterin. Çamaşırlarınızı evin içinde asla kurutmayın. Ancak başka bir çareniz yoksa da çamaşırları her zaman tek bir odada pencereler açıkken kurutun. Özellikle kış aylarında evinizi sıcak tutmaya çalışın. Isı kaybını en aza indirerek evinizi sıcak tutmanız rutubet oluşmasını engeller. Evinizde çok fazla bitki varsa nem oranı artar. Nemin artması rutubetin oluşmasına yol açacağından bitkilerinizi balkona ya da camların önüne koyun. Evinizi boyadığınız zaman anti küf boyalarını kullanmaya özen gösterin ve evinizin ısıtma tesisatının bakımını ihmal etmeyin. Ayrıca nem giderici cihazlar satın alarak kullanabilirsiniz. Karbonat, cilt temizliğinden ev temizliğine neredeyse hayatımızın her alanına şaşırtıcı derecede etkili olan karbonat, rutubete karşı da alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Evinizin herhangi bir köşesinde rutubet oluşmasını istemiyorsanız ya da rutubet oluşma ihtimali olduğunu düşündüğünüz yerler varsa hemen karbonattan destek alabilirsiniz. Hava geçirgenliği yüksek bir kesenin ya da ağzı açık bir kasenin içine bir miktar karbonat dökün ve bunu evinizde rutubet oluşabileceğini düşündüğünüz tüm köşelere koyun. Nemi kendi içinde hapsedecek olan karbonat bu sayede rutubet oluşma riskini oldukça azaltır. Kedi kumu. Tıpkı karbonat gibi kedi kumu da nemi içine hapsetme özelliğine sahiptir. Bu nedenle evinizde sık sık rutubet oluşan yerleri bir kase ya da hava geçirgenliği olan bez bir kese içinde kedi kumu bırakabilirsiniz. Kaya tuzu lambası. Artık aktarlarda bile karşımıza çıkan kaya tuzu lambalarından edinerek evinizin farklı bölgelerinde kullanabilirsiniz. Peki, oluşan rutubet lekelerinden nasıl kurtulmalıyız? Şimdi bunun doğal yollarla çözümüne bir göz atalım. Sirkeli su. Evet, oluşan kötü görüntüden kurtulmanın bir yolu sirkeli su kullanmak. Bir ölçü sirkeye bir ölçü su olacak şekilde hazırladığınız karışımla temiz bir bezle lekeli alanları zarifçe ovarak temizleyin. Lekelerin azaldığını göreceksiniz. Eğer lekelerin hepsi yok olmadıysa bu yöntemi lekelerden tamamen kurtulana kadar düzenli olarak tekrar edebilirsiniz. Limon kolonyası. Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız ya da o an için evinizde sirke yoksa limon kolonyası da aynı uygulamayı yapabilirsiniz. Özellikle sprey şişesinde olan kolonyaları kullanarak rutubetli alana limon kolonyası sıkın. Bir süre beklettikten sonra temiz bir bezle güzelce ovalayın. Limon tuzu karışımı. Limon kolonyasından daha doğal ama aynı zamanda daha etkili bir yöntem arıyorsanız limon tuzundan destek alabilirsiniz. Isıya dayanıklı küçük bir tencereye limon tuzu koyun. Ardından üzerine üstlerini örtecek kadar su koyup güzelce ısıtın. Limon tuzları tamamen çözülüp karışım hazır hale geldiğinde bu karışımı biraz soğutup lekeli bölgelerin üzerine bir sünger yardımıyla yayın.
Ardından bir süre bu şekilde bekletip temiz bir bez yardımıyla ovarak tekelerden kurtulabilirsiniz. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı yavaş yavaş ünlenmeye başlayan bitkisel bir yağdır. Temiz bir sprey şişesi alın. İçini suyla doldurun, ardından içine 10 damla çay ağacı yağı damlatın. Ve lekeli, rutubetli bölgelere sıkıp bu şekilde en az 30 dakika bekleyin. Döndüğünüzde lekelerin de kokunun da yavaş yavaş azalmaya başladığını göreceksiniz. Bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.